Evet, şu anda ilk kez denenecek olan bir şey yapmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Su altında geleneksel usulle Osmanlı tarzı yaylarla ok atacağız. Modern yaylarla ok atıldığını zannediyorum. Ama geleneksel klasik Osmanlı yayıyla ilk kez atılacağını tahmin ediyorum. Bunu yapmaya çalışacağız. Evet. Yanımızda dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya rekortmeni Cenk Devrim Ulusoy var. Zaten biz Cenk Devrim Ulusoy'a daha önce bir zihkir yapmıştık. Kabaca henüz tam ok atışı tekniğini üzerine çalışamamıştık. Doğru. Zihkir yani okçu yüzüğü üzerine çalışmıştık. Suat hocamız var. Suat hocamız bölgenin en iyi su kubacılarından. Hocamız sağ Evet. olsunlar. O da Dalış kulübündeyiz benim. bize yardımcı oluyor. Dalış kulübü eğitmeni hocası. Ben öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Bu güzel projede beraber olduğumuz için, sizlerle olduğumuz için çok ünlü bir su kubacıyla, bir hocayla, aynı zamanda dünya şampiyonuyla beraber olmaktan büyük onur duyuyorum. Tabii ki kaptanımız Ahmet Bey'e de katkılarından dolayı ve sizin ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Necmi Fidan'a da teşekkür ediyorum bu projeden dolayı, projeye katkılarından dolayı. Yaban TV'nin bu tür konulara önem verdiği için Yaban TV'ye de şükranlarımı arz ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Evet. Şimdi hocam burada danışıklı olarak sizler nasıl derseniz ona göre birlikte hareket eder. Buradaki amacımız scuba destekli sizi aşağıda hedefe oku atacak seviyede yerleştirmek ve bundan sonraki aşamada da size destek vermek. Şimdi bunu niye böyle yapıyoruz hocam? Aslında scuba desteğine benim ihtiyacım var. Evet. Cenk Devrim Ulusoy'un yok. Yok, tabii ki yok. Şimdi o dünya şampiyonu olduğu için dedi ki sen bana dedi zihkir yaptın. Ben dedi dünya şampiyonuyum. Ben serbest dalışçıyım. Ben dedi lütfen dedi mümkünse bana su altında eğitim verin. Şimdi aslında bu benim uzmanlık saham değil. Sizin uzmanlık sahanız. Evet. Benim de bildiğim konu okçuluk. Evet. O zaman ne yapacağız? Scuba, okçu, serbest dalışçı. Bunu bir araya getirelim dedik. Cenk Bey benden öyle istedi. Doğrudur. Evet, ben normalde sayenizde Sayın Kaymakamım karada Osmanlı yayını gerdik. Evet. Attık, hedefimizi de vurduk. Ama tabii ki gönül ister ki belki dünya, yani bana göre dünyada ilk defa yapılabilecek bir şey. Tabii ki olacak mı olmayacak mı bunu da bilemiyoruz ama Ben de şüpheliyim, evet. sonuçta yani biz bunun için bir hareket Evet, yapıyoruz burada. Bu başlangıç çok çok yapıyoruz, önemli bir evet. şey. Yani bu demek ki siz bu işe çok ciddi gönül vermişsiniz. Ben bu işi çok sevmişim. Ondan sonra hocam da sağ olsun Evet. bu projeye inanmış ve Tabii bizimle tabii. beraber ve aşağı iniyoruz. Beklemiş son dakika. Bakalım eğer suyun altında gerip de vurursak olay kopar. Şimdi yani acaba zıpkını yerine alır mı? Hocam, benim Çok güzel. şimdi siz bu bölgeye hakim birisiniz, bir hoca Evet, olarak tabii. en uygun koya Evet, nereye düşünüyorsunuz gideceğiz. hocam? Hava şartları bugün için çok çok uygun. Hava 2 civarında, 1-2 civarında. Hafiften tatlı poyraz esiyor. Su da çok berrak. Mevsim itibariyle harika bir çekim şeyi Aslında var. biraz soğuk Denetliği var. ama, değil mi? Benim açımdan düşünüyorum. 17-18 derece Ha, en öyle son mi? aldığım bilgiye göre. Valla buradan şeye doğru dönmeyi düşünüyorum ben. Biraz daha böyle Çanakkale tarafına gidip Öyle mi? oradaki Fırıncık evet yok bunu demiştiniz. vazgeçtim. Yok. Öyle Burası mi? daha uygun. Hmm. Öyle yapacağız. Uygun bir yere geldiğimizde Şu anda özellikle Kemerköy'ündeyiz evet, bu arada. Kemerköy'ünde dere içindeyiz. Kaptanımızla da şey yapıp tekrar bir görüşüp uygun bir noktaya geleceğiz. Öyle mi? Buradaki amacımız hem zeminin düz olması hem de ışık şartlarının iyi olması gerekiyor. Suyun da temiz olması. Su altında biraz canlı olmasına dikkat edeceğiz. Tabii ki buradaki Peki. bizim ana konumuz okçuluk olduğu için Tabii. ön planda siz olacaksınız. Peki hocam. İnşallah. O İnşallah zaman olur. şimdi hazırlanıyoruz. Burada Evet. giyiniyor muyuz hocam? Evet, burada giyiniyoruz. Tamam. İki tane benim arkadaşım var. Buyurun Onlar da bize destek arkadaşlar. verecek. Buyurun. Evet. Onları da tanıyalım. İlker ve Tolga. Evet. İlker Hoş bir geldiniz yıldız eğitmen. arkadaşlar. Tolga da öyle. İlker Çevirgen. Bigalıyım aslında. Jeoloji mühendisiyim burada. İnşaat sektöründe çalışıyorum. Sayın Kaymakamıma yardımcı olmaya geldim. Peki sağ olun. Merhaba, adım Tolga. Karabigalıyım aslen ama İstanbul'da ikamet ediyorum. Orada çalışıyorum. Profesyonel dalgıçlık yapıyorum İstanbul'da özel bir şirkette. Buraya hocamıza ve Sayın Kaymakam'a destek için geldik. Peki, teşekkür Güzel bir ederiz. gün geçireceğiz.
Peki arkadaşlar. O zaman hazırlanalım. Evet. Peki. Hazırlanıyoruz. Sağ olun. Daha sonra tekneye. Peki. Bu vücudumuza kayması için neopren şampuanla su döküyoruz. Daha rahat giyebiliyoruz o yüzden. Tekçüple gidiyoruz. Kişi başına 10 litre. 200 bara doldurulmuş. Yaklaşık yarım saatlik bir dalış yapacağız. Dekosuz bir dalış. Yani dalış standartlarına uygun. Mümkünse sorunsuz bir dalış olması için gerekli olan bütün şartları zaten sağlamış durumdayız. Havamız yeterli. Dalış ekipmanları bakımlı. Arkadaşlarımız da tecrübeli. Merak ediyorum, Kaymakam Bey'in acaba projesi olacak mı? İnşallah olur. Çünkü hava direnci ile su direnci çok farklı. En büyük problem bence burada. Olursa zaten hakikaten dedikleri gibi tam bir şey olacak. Özel bir uygulama olacak. İnşallah olur. Evet Ahmet Bey. Hoş geldin. Teşekkür hoş ederiz. Bey. Ahmet Bey kaptanımız. Bigada iş adamı. Kendisi sağ olsun. Çok güzel bir teknesi var. Zaman zaman balığa da çıkıyoruz. Şimdi bu Türkiye'de denenen, ilk denenen bir projeye de kullanılacak tekniniz. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Sağ olasın. Zamanını ayırdın o kadar yoğun işlerinden. Teşekkür ederim. Biz de inşallah devamını gideriz. Biz de öğrenmiş oluruz. Da sağ olun. Ben de çok heyecanlanıyorum. Telaşa yapma diyor. Necmi Bey telaşa yapma diyor ama ben heyecanlanıyorum çünkü hem daha önce Discovery Scuba ufak bir denemem olmuştu ama su altında ok atmak falan bir de bir dünya şampiyonu var. Hocalarımız profesyonel tabii. Onlara güveniyorum tabii. Onların yanında eğer bu projeyi başarırsak küçük bir bizim de çorbada tuzumuz olursa ne mutlu. Değerli Yabancı izleyicileri ilk bölümde dünya şampiyonumuz Devrim Cenk Ulusoy ile beraber ve kalmakızla beraber zikir programını yapmıştık. Devrim kendisi ok atmayı öğrendi kaymakamımızdan. Şu an çok güzel projeyi imza atacağız inşallah hep beraber. Kaymakamım, Devrim su altında bu işi başaracak herhalde. Zaten o başaracak da biz başarabileceğiz. Ben onu düşünüyorum. O şampiyon zaten. O başaracak. Onda kuşkumuz yok. Biz gösterebileceğiz mi acaba su altında yeterince? Onda kaygım var. Yani her şekilde atacağız da. İnşallah. Önemli olan... Bir de çok emin değilim yani suda gider tabii, mi, gidiş, ne kadar gider? Ya da yay o kadar gerilebilecek mi, yay ne kadar kendini bırakacak çünkü zıpkının evet. Ayrı bir şeyi var. Evet. Hidrodinamiği var. Ama yayda onu yakalayabilecek miyiz bakalım. Ya ama ben tahmin ediyorum yani bu ilk denenen şeyler her zaman akılda çok fazla kalır. İnşallah. Zaten amacımız seyirciye güzel bir görsel sunmak. Evet. Yani amacımız bu. Bir deneme yapmak yani. İnşallah. İnşallah güzel görsel yakalarız. Sayın Kaymakamımızın da gerçekten bu tarz projeleri de yani sağ olun, sağ olun. Hakikaten çok hoş ve desteklenmesi gerekiyor. Sağ olun. İnşallah. Esas senin desteklenmen gerekiyor. Sen şampiyonsun. Yani biz olimpiyatlarda niye şampiyon çıkaramıyoruz diye zaman zaman hani izliyoruz. Hazır şampiyonumuz var. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah. Şampiyonlara. İnşallah. Dünya şampiyonlarına sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah. Bu projede de başarılı oluruz inşallah. İnşallah. Seyirciye güzel bir görsel sunarız inşallah. Teşekkür su altı gerekli su üstü çekimlerine. Sağ olun. Su altı hocama da güveniyoruz bu konuda. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hadi başarılar diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Kaymakam. Sağ İnşallarımızı teknemize yüklüyoruz.
Evet Suat hocam. Antik Paryon kentinin önüne geldik. Burası aynı zamanda daha önce Cenk'le beraber program yaptığımızın yerin bir koy arkası. Evet. Burası ilgili bilgi verir misiniz hocam? Şimdi siz yanımda alıyorsunuz. Burası Biga'nın Kemer Köyü. Kemer Köyü'nde tabii ki hem antik yönden geçmiş var hem de Cumhuriyet döneminde çok büyük bir tarihi geçmiş olan. Hatta burada 24 metrede bir saman yüklü bir yelkenli batığı var Yunan bandıralı. Ama güzel tarafı hem deneme dalışı yapıyoruz, bir şeyi deneyeceğiz hem de tarihe dalıyoruz. Bu da ayrıca büyük bir zevk veriyor. İnşallah aşağıda da belki amfora kanıtları görebiliriz. Evet. Kavakan Bey, siz de bu aynı yerde geçen bölümde yaptığımız gibi, Devrim Bey'le beraber yaptığımız büyük programda Antik Paryon kentinin sahilinde ok atmıştınız. Evet, Cenk Bey'le değil mi? Evet, Devrim'le beraber. Şimdi, şu anda burada atacağız. Şimdi su altında atacağız. Bu Mehmet Gülhan yapımı, yani Türk yapımı bir Osmanlı yayı. Ben bunu kurayım isterseniz. Hem şey olsun, şöyle şurada bana da yardımcı olabilirsiniz. Şimdi bunu kuralım. Yok, yardımcı olabilirken sallanmasın diye. Evet, yayımızı kurduk. Evet. Peki deniz suyuna dayanıklı bir tabi. Bu usta değil. Bu Mehmet Gülhan dan ben izin istedim. Sağ olsun o da dedi ki eğer bir deformasyon olursa ben tekrardan eski haline getireceğim dedi. Söz verdi sağ olsun. Bu Mehmet Gülhan yayıyla, Türk yayıyla deneyeceğiz. İnşallah Faryon kenti gibi Roma'nın önemli kentlerinden birisi. Burada da kazı yapılıyor malumunuz hocam. Atatürk Üniversitesi. Burada İçtaş sponsorluğunda çok ciddi buluntular çıkıyor. Her sene hocalarımız burada briefing veriyorlar. Bu sene ben de katıldım. Çanakkale Müzemizde çok kıymetli şu anda eserler sergileniyor. İnşallah burası geleceğin önemli turistik merkezlerinden birisi olacak. İnşallah. Bu aday çünkü 5-6 bin metreye dayalı bir çapı konuş evet, şehir ya. Antik Paryon kenti. Bir önemli bir antik kent. Evet. Hadi başarılar diyelim. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Başarılar. Teşekkür hocam. Ederiz. Sağ olun. Özellikle maskenin bu yapmaması çok önemli. Tabii. Hem iyi bir görüş hem de konforlu bir yüzme için. Ben bunu denedim hocam. Ne? Çok evet. Çok hoşuma gitti bu. Evet. Hakikaten çok hoş. Tam. Evet, yüze tam oturan bir anatomik yapısı. Yani galiba var. Bununla çok rahat edeceğimi tahmin ediyorum. Kesinlikle. Çok önemli yani bu maske bence en önemli konulardan birisidir. Aslında burada en önemli diye bir şey yok. Her parça çok önemli değil mi hocam? Ya hepsi birbirine bağlı. Scuba'da yani. Evet scuba'da. Ya scuba daha güvenli. Mesela Cenk Devrim ne kadar da dünya şampiyonu olsa. Çok tehlikeli Türkiye'deki bir iş yapıyor. Türkiye'deki en son evet dalışa bağlı ölümlerin çoğu serbest dalışta olduğunu zaten Cenk de biliyor. Tabii. Ya çok dikkat istiyor. Scuba biraz daha güvenli bana göre. Limitleri aşmadığın sürece. Ama serbest dalış. Hocam Cenk tabii. Devrim bence adeta kendisini feda ediyor. Bunun için söylemiyorum değil mi? Ben. Adeta hayır. Yani. Ama risk çok büyük. Çok büyük bir riske giriyor. Bilinç kayboluyor. Ülkemiz için yapıyor bunu. Yani Türkiye için yapıyor. 8,5 dakika suyun altında kalıyor. Tek nefesle. Yani gururumuz maşallah. Teşekkür ediyorum. Önce güvenlik. İnşallah o sağlığına tatlı zarar gelmemeli. İnşallah tabii. Yani, zaten önce. Sen bize lazımsın çünkü. Teşekkür ediyorum. Önce sağlık. Evet. Giyelim mi şunu? Sıcak olur. Öyle mi? Tamam. Suya girerken giyeriz. Suya girecek şimdi abi. Tamam. Bu regülatörü kullanacağız. Tamam. Bu yedek regülatörümüz. Tamam. Siyah regülatörü kullanıyoruz. Şu an ekipmanımız hazır. Şu anda açık mı? Açık mı bakalım. Şunu takayım bir saniye. Yok kapalıymış. Açıyoruz. Bir saniye. Maskemizi takalım.
Evet. Tüpümüzü açıyoruz. Açarken... Açık mı? Şu an... Yok, sonra bir açalım. Çok rahat bir şekilde dışarıda nefes aldığınızda daha kolay suyun altında nefes alacaksınız. Şu an sonuna kadar açık. Şu anda 200 bar havamız var. Bu da derinlik göstergemiz. Evet. Bu altta mı üstte mi hocam şu? Nasıl? Şu altta mı olacak üstte mi? Suyun içine girdiğimiz zaman aynı o şekilde kalacak. Evet. Sırtınıza taktığınız zaman. Ve burada da BC'mize tüpümüzden hava basabiliyoruz. Suyun evet. Üstünde yüzerliğimiz olduğu zaman şunlar. Hava basacağız. Evet. Bunlar evet. Hava basıyoruz. Bunların suyun aşağı altına ineceğimiz zaman buna basıyoruz. Buradan da. Tamam bakayım nasıl yapıyoruz. Fakat bunu şöyle sırtımızla ya. Evet. Omzumuzla yukarıda tutmamız gerekiyor. Öyle mi? Yani aşağıda bastığımız zaman tamam. Bu BC'yi evet. Boşaltıyoruz. Evet. Tamam. Yukarıya kaldırmamız gerekiyor yoksa boşaltmamız. Şu yukarıya kaldırıyor. Evet. Bu aşağı indiriyor. Yok bu hava